Evet, şu anda Demirken köyündeyim. Özellikle bizim evin olduğu yer amcamın şu anda evi. Şu anda buradan baktığın zaman işte şu karşı bu şey sonuna kadar amcamın, ondan sonra bizimki başlıyor. Bizimki sol tarafta, yan tarafta amcamın evi. Şimdi burada amcamın evi, burada da amcamın oğlu kahve işletiyor. Kahveye gidelim. Köylülerimiz burada toplanıyorlar. Burada onlarla da bir sohbet edelim. Kapıyı açalım. Abiler selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Yakşı mısınız? Abi sizi tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Turgut Yardımcı. Bir dakika abi, bunu şuraya takayım. Evet. Heh. Turgut Yardımcı. Güzel. Biraz da daha bilgi ver ki ben de öğreneyim bu arada. Köyden bilgi ver. Köy, Demirken köyünden Turgut Yardımcı. Tamam. Kürtlerden. Ya köyde boş ver lan. Evet, köyde yani köyde, bu köyde yaşıyoruz. He, bu köyde hem Kürt var, hem evet. Yerli var, hem Azeri mi var? Azeri var. Azeriler kimler? Terekem, Azeriler de sizde. Bizler. Evet. Bizleriz Azeri. Evet. Güzel. Abi merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, merhaba. Ben Müteahhit Taştan. Müteahhit. Taştanlardan. Ha güzel, Taştanlardan evet. İşte köyde yaşıyoruz, emekliyim. Çiftçilikle uğraşıyoruz, arpa ekiyoruz, buğda ekiyoruz, ne bileyim, ne güzel pancar işte. Ekiyoruz. Meşgulsunuz yani. Meşgulumuz var. Kafada meşgul, vacip bu tutamaz. Aldığını da eritiyorsun yani. Eritiyoruz, ne güzel. Evet. Emekliyiz. Çok şükür sıhhatımız, halimiz yerinde. Yerinde, ay, çok işte. Güzel. Öyle, evet, yakışıklı kardeşim. Ağabey Çapık, Demirken köyü, köyde yaşamaktayım. Hayvancılık, çiftçilik yapmıyorum. Emekliyim, Akyaka'ya giderim. Köye gelelim. Böyle bir yaşamımızı şu şekilde sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Yani. Evet. Evet, amcamın oğlu. Eci. O amcamın oğlu. Emimin oğlu. Onu taktım oraya, orada. Evet. Hem oğlu. İyi, ben ne olsun. Geliyorum, yazın geliyorum. Evet. Şimdi gidiyorum. Güzel, senin burası Bodrum oluyor. Evet, evet, evet. Tatilimiz. Güzel. Evet. Akçay, Akçay. Şimdi ben kumar oynamaya geldim. Kağıt oynayacaktım. Tamam, oynarız. Akşama. Kumar oynarız. Hani değil mi? Tabii, kağıt oynamaya tabii, geldim. Tabii. Güzel. Her türlü her şey olabilir. Peki. Ama, özellikle evet abim benim. Seni de tanıyalım. Aysun Bey, ben Çetin Çapık. Süper. Seninle bir ricam var. Tamam. Evleneceğim ne diyorsan. Vallahi. Seninle bilgi almak isterim. Bence evlenme ya. Yok evlenim. Bak şimdi yapma. Öyle mi? Tabii. E o zaman Azerbaycan'dan getirelim. Onu sizin takdirinize bırakırım. Yani he? Bakü'den getirelim. Olur, olur daha güzel. Karabağ'dan getirelim. Yani gül bizim köyün adı neymiş orada? Gül budak. Yok. Gül budak mı? Yok. Karabağ. Yok. Bir köyümüz var abi orada. Karabağ. Amasa. 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 Yani oradan evlendirelim, tamam. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Ece, şimdi hepiniz burada. Mesela bizim köyden ayrılanlar çok var. İstanbul'da yaşayanlar var, Fransa'da yaşayanlar var değil mi? Neden biz yılda bir kez toplanmıyoruz köyde? Öyle. Niye biz köyden toplanmıyoruz, bir araya gelmiyoruz, panel yapmıyoruz? Niçin? Değil mi? Bir akın geldi buraya, amcamın oğlu, köy baştan sona tek tek gezdi. Tamam ama ben de diyorum ki yılda bir kez, 10 i̇şte, günlük, bir gün hani hengel günümüz, bir gün işte kaşır günümüz, bir gün kete günümüz, davul zurna, gaz günümüz, hani örneğin daha güzel değil mi? Ayşen Bey bir ara sen yemek programına karışma. Evet. Sonuna kadar izledim. Harikasın. Valla. Becerebildin mi? Becerdim. İyi. Yani sizleri mahcup etmedimse... Öyle doğru. Sıkıntı yok. İzledim dedim, bu bizim Ayşon'du. Bunu sonuna kadar izleyeceğim. Eyvallah. Sağ çok sağ ol. Teşekkürler. Evet. Erdoğan senden biraz bilgi alalım emin mi oğlum? Ne diyorsun? Ne diyeyim, ben Erdoğan Karabağ. Erdoğan Karabağ. Evet.
köye geldim, Ankara'dan köye geldim. Köyde başlama. Oh, yiyip yatıyorsun. Yani emekli de kötü bir şey ya. Yiyip yatmak da. Emekliliği yiyip yatmak. Tamam. Gence sen ne diyeceksin? Ne diyeyim? Gence Karabağ. Ne diyeyim ne? Yani yılda bir kez burada panel yapalım diyorum. Bir araya yapalım. Gelelim diyorum. Nesilleri toparlayalım. Tabii, değil mi? Olur tabii. E bunu dernek tabii. Başkanına söylesene abi. Tabii. Sen amcan oğlu. Gelecek. 8. ayda falan gelecek. Değil mi? Tabii. Gelecek. Geldi mi ondan daha teferruatlı. Evet. Şimdi sen bana abi bu bizim cadde. Şey Turgay abinin evi hangisidir? Kimin? Turgay abinin. Bu çepenin olduğu yer. Çepenin olduğu yer Turgay abinin evleri. Bu rahmetli Mintaz dayı. Mintaz abi evet. Bunun arkasında şu. Garip amcanın bu bina değil mi? He. Bu öndeki bakanındı. He. Bu hayatında garip dayı. Abi çeşmemiz vardı. Çeşme yok mu? Çeşme yok. Çeşme var. Seçmece evlerde artık daha. Evet. Bu taraf nereye gidiyordu? Nereye? Köyün başına. Köy yani solu burası baş orası mıydı? Evet, solu ha. Burası. Sol orası solu burası. Evet. Şu anda kaç hane var burada? 500 var. 500. Hemen hemen 500. Oy potansiyelimiz nedir? 800 oy kullandı. 900 küsur oy var. Yani oranı oy yani 1000'e yakın var da kullanılmıyor yani 800 oy falan. Sağa sola gidiyor. Yani. Hmm. 800 oy kullanıyor. Genellikle ne çıkıyor abi burada? Biz eski solculardanız ama şimdi ne çıkıyor? CHP. Hep solcu mu çıkıyor? CHP. CHP çıkıyor. Yani diyorsun ki biz tarzımız bu kardeşim. Tarzımız bu. CHP'dir başka. Var. Yani abi karma da var. He? Var. Karma var. Da sürekli kıvırmamak lazım yani onun için diyorum. 450-500 oy çıkıyor yani CHP'ye. Yani. Evet, evet. AK Parti'ye de 100-120 öyle çıkıyor. Çıkıyor.